Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız golva.com'un ve Kayseri Ülüm Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan yepis yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. 13 Şubat 2024'ün ilk videosu. Şimdi arkadaşlar çok hassas konulara değineceğim ama Olabildiğince haberi kısa tutup yorumu uzun tutacağım bilginiz olsun. Çünkü insanlar burada biraz yorumları daha çok önemsiyorlar. Bazı arkadaşlar da yorumu kısa tutuyorlar ama bilsinler yani çoğunluk yorumu daha çok önemsiyor. Zira Türkiye kupasında çeyrek final, yarı final ve hatta finalin kura çekimi yapıldı arkadaşlar. Çeyrek final eşleşmesi. Şimdi ilk saydığım takımın evinde oynanacak Trabzonspor Başakşehir. Trabzonspor'un evinde haliyle. Beştaş Konyaspor Beşiktaş'ın evinde. Ankara gücü Fenerbahçe Ankara gücünün evinde Galatasaray Karagümrük Galatasaray'ın evinde. Birincisi ate e şeyler tesadüfe sadece Galatasaraylılar ve ateistler inanır. Lafımı hatırlıyor musunuz? Şimdi 4 tane seri başı takımın şey özür dilerim. 4 e büyük takımın 3'ü kendi evinde oynarken bir tek Fenerbahçe deplasmanda oynuyor. Hani bu tesadüfe inanan ateistlere ve Galatasaraylı arkadaşlara soruyorum. Normal değil mi bu? Gerçi size göre normal. Size göre her şey normal de. İkincisi verin diyor. O kur'a'yı ben çekeyim diyor. Bir tane kadın çekiyor Kur'an'ın birini. Bilin bakalım hangi Kur'a. Geliyor. Direkt arkadaki topu alıyor. Al çektim diyor. Hiç karıştırma falan filan yok yani. Ya siz bunlara inanın. Bunlar mantıklı. Bir ikinci husus yarı final eşleşmesi Beşiktaş Konya Spor. Ankara Gücü Fenerbahçe eşleşmesinin galibi. Yani Beşiktaş-Ankara gücü de olabilir. Konya-Ankara gücü, Konya-Fenerbahçe, Fenerbahçe-Beşiktaş da olabilir. Abi e, yani futbol alan herkes Beşiktaş-Fenerbahçe'de. galatasaray Karagümrük Trabzon-Başakşehir. Muhtemelen Galatasaray-Kara eleyip Trabzon'a 5 atar. Trabzon Spor da sevinçten 5 köşe olur. İyi der yine 5 tane yedik. Allah'a çok şükür derler. Çünkü çok mutlulardı. E, yani çok seviniyorlardı. Umarım böyle olur. Çeyrek final maçları 27-28-29 Şubat tarihlerinde Tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Şimdi işin baba kısmı burası. Baba Kars Fatih Karagümrük. Şimdi Perşembe günü Galatasaray'ın maçı var bildiğim kadarıyla 15'inde. Artı 18'inde bir maçı daha var. Artı 22'sinde bir maçı daha var. Muhtemelen 25'inde bir maçı daha var. Büyük ihtimalle 29 Şubat'ta Galatasaray'ın Türkiye Kupası maçı olacak. Muhtemelen 3 Mart'ta tekrar maçı olacaktır. Yani önümüzdeki süreçte Galatasaray çift maç haftalarına girmiş olacak. Fenerbahçe'nin ise 17'sinde bir maçı var. Yanlış bilmiyorsam 24'ünde ya da 25'inde bir maçı daha var. 24'ünde diye hatırlıyorum. Ve 2 Mart, 3 Mart'tan birinde Fenerbahçe'nin de maçı var. Ee, bildiğim kadarıyla hatta 1 Mart'ta da olabilir. Çünkü yanlış bilmiyorsam Mart'ın ilk haftasında şey maçı var. Avrupa'da play turundan sonraki maç var. Şimdi Ankara Büyük Stadyumu'na veriyorlar. Diyorlar ki bak Galatasaray burada oynayacak. Oynamak istemiyor. Siz de oynamayın. Geçeceksiniz o ayağı. Fenerbahçe nice zeminlerde gördü. Dün Kayseri Beşiktaş maçını izlediniz mi? Zemine baktınız mı? Ben Kayseri zeminini çok iyi bilen birisi olarak söylüyorum. Arkadaşlar bakın. Türkiye'de herkes istediği atı koşturuyor. Özellikle stadyum olayında. Ya arkadaş stadyumun zeminlerini denetleyici. Bak bizim ülkede denetleme mekanizmaları gerçekten çok tuhaf. Gerçekten çok tuhaf. Ya stadyumun zemini Düşünsene milyonlarca euroluk futbolcular. Bir Galatasaray'ın bir Fenerbahçe'nin değeri 200 milyon euronun üstünde. Yani 6 milyar TL'nin üstünde. 6 milyar TL. Oraya geliyor. Öbür 6 milyar TL'de rakibi geliyor. 12 milyar TL karşılaşıyor. Zemin 5 kuruş etmez. E ne diyelim federasyonda orada eşek başı gibi otursun. Başka da bir şey demiyorum. Ersun Yanal'ın Fenerbahçe Alanya Spor maçında BN Spor'sa bazı yorumları var. Şimdi ben normal Dersun Hoca'yı çok seven birisi olarak tabii ki de yorumlarını okumaktan gurur duyarım. Ama burada özellikle birkaç husus beni çok dikkatimi çekti. Gerginlik ve stres var. 10. yılın şampiyonluğundan dolayı. Yani bunun getirdiği stres mutlaka olacaktır. Saha içinde, saha dışında, oyuncularda, da tribünde hissedersiniz diyor. Bu saha içine de yansır diyor. Taraftar da diyor hocam niye bir heyecan yapıyoruz bundan? Ama asıl kritik cümle şurası. Takımlar Fenerbahçe'yi çözdü. Fenerbahçe'ye karşı rakipler merkezi çok iyi kapatmaya başladı. Fenerbahçe'nin Şimanski, Tadiç, Cengiz, İrfan Can ile o içeriye girerek dengeleri bozduğu, o dengeleri bozup rakip takıma sorun yaratıp kaos yarattığı yerleri kapatma konusunda takımları artık çözdü diyor. Anladınız mı hususu? Takımlar merkezi kapattı diyor. Yani Fenerbahçe'yi kanatlara itiyor. Şimdi kanatlara itilen Fenerbahçe'de ben size bir şey söyleyeyim. Tadiç ile nasıl gelirsin? Tadiç koridor açar. Perde oradan başlar, bindirir. Bir şekilde orta açarsın falan. Değil mi? Böyle gelirsin. Cengiz de nasıl gelirsin? Cengiz koridor açar. Ortaya sert kavisli keser. Yerden falan sekerse gol olur. Bu riski göze alıyor takımlar. İrfan Can'la nasıl gelirsin? İrfan Can o klasik hareketini yapar. içeri sokulmaya çalışır falan. Peki Ryan Kent de nasıl gelirsin? Ryan Kent füleli adımda da çalımını atar. Kaleyi gördüğü yerden zımbalar. Bir stoh etkisi yaparsa Rakiplerin bütün planları alt üst olur. İşte İsmail Kartal'a mükemmel bir şans. Oynat kenti unut derdi. Şimanski niye son haftalarda gol atamıyor? Rakip merkezi kapatıyor. Şimanski'ye boş alan kalmıyor. Anladınız mı arkadaşlar? İsmail ee, Kurunic niye ortada çok kötü gözüküyor? Çünkü rakipler merkezi kapatıyorlar ve merkezden daha ee, iyi geldikleri için. Anladınız mı arkadaşlar? Yani Ersun Yanal olayı çözmüş. Ligin altı çok kaynadı diyor. Arkadaşlar merak ettim baktım. Gerçekten de. Süper Lig'in puan tablosunu açın bir de siz bakın. Ya da ben size bir iyilik yapayım dur. Teknolojinin gözünü seveyim be. Arkadaşlar bakın. Ankara gücü 11. sırada 29 puanda. Pendik Spor 18. sırada 26 puanda. Bir galibiyete bakıyor. Konya İstanbulspor bak İstanbulspor'un ben size şunu söyleyeyim İstanbulspor'un artık düşmesine herkes kesin gözüyle bakıyor. Bence İstanbulspor oyuncuları kesin gözüyle bakmazlarsa bir şey olabilir ama Etemi'yi gönderdi, bilmem Endavo'yu gönderdi. İstanbulspor'da kabul ettim. Ben İstanbulspor'u saymıyorum bu listede. Yani şuradan çıkarıyorum açıkçası. Yanlış anlaşılma da olmasın. İstanbul taraftar da bana kızmasın. Bak arka arkaya iki galibiyeti olan bir tek Hatay Spor var. Pendik Spor var aşağıda ki Pendik son haftalarda diriliş Ertuğrul yapıyor. Gerçi diriliş demeyelim. E, takımın bir tanesi iki puan öne geçince bir tanesi yine türemiş bir yerden. Sosyal medyada da ilginç iğrenç şeyler görmeye başladık. Neyse Ankara gücü 29 puanla 11. sırada. Kayseri Spor beraber kaldı 29. Samsun 29. Hatay 28. E, 19. Konya Spor'da 25. Yani arkadaşlar burası tam bir cadı kazanı. Şimdi o Galatasaray maçında beyniyle aklı karışan Samsun oyuncuları belki de Samsun Spor'un küme düşmesine sebep olacak diye. Samsun bir galibiyet elde etti. İnanılmaz bir galibiyet elde etti Samsun. Alanya Fenerbahçe'den bir puan aldı. Aslan kesilirlerse Galatasaray'ı evinde yenerler. Hatay Trabzon'a yenildi. Kara e, Karagümrük, Gaziantep. Gaziantep'in Fenerbahçe'yle falan işi kalmadı. Bildiğim kadarıyla Galatasaray'la da kalmadı. İçlerinde şu anda en şanslı Gaziantep biliyor musunuz? Pendik, Konya. Her iki takım da Fenerbahçe Galatasaray'la oynayacak. İstanbul zaten saymıyorum. Karagümrük. Hem Fener hem Galatasaray'la oynayacak. Alanya. Galatasaray'la oynayacak mesela. Hatay iki büyük takımda da oynayacak. Kayseri Fenerbahçe deplasmanına gidecek. Ankara gücü evinde Galatasaray'ı ağırlayacak. Yani Ankara gücü ve Kayseri Spor'da nispeten daha şanslılar. Bunu da bu bilgiyi de ek olarak konuşayım. Çünkü önemli bir bilgi. Şimdi Fenerbahçe iki kanat oyuncusu ve bekleri çok iyi kenar kenara iterek orta yapan oyuncular değil. Bunu bazen yapıyorlar. Bir ortayla da golü buldular. Zaten başka türlü de açamazsın rakibi diyor Ersun Yanal. Yani Ersun Yanal'dan Fenerbahçe'ye İsmail Kartal'a tavsiye senin kanat beklerin orta açacak bekler değil içe kat edecek bekler. Bir şekilde o kanat beklerin içe kat etmesini sağla ve kenar elemanlarını ortaya çekmeye sağla. Yani Tadiç'i içe kaydırmaya çalış. İrfan'ı Cengiz'i içe kaydırmaya çalış. Kanat beklerinde en azından orayı kapat diyor. İşte taktik veriyor. Şimanski'nin performansı yetmez. Yani bu performansı yetmez. Yetmez tabi kapalı. Alanya Fenerbahçe'yi geriye koşturdu. Attıkları ikinci golde Fenerbahçe'yi geniş alanda yakaladılar diyor. Fenerbahçe'de boy çok uzadı. Boy uzadığı için de sıkıntı. Ve Edin niye çıkartırsın diyor. Hani bu kadar baskın oynarken 85. dakikada 10 dakika uzası 15 dakikalık bir bölüm var. Ceza sahası oyunu oynuyorsun. Merkez çok kalabalık. Şimdi oraya oyun niye çıkarırsın? Bazen oyun oynamıyor. Bazen oyun kaosa dönüyor. Sana orada kaos oluşturacak bir oyuncu lazım. Sen onu oyundan alıyorsun diyor. Bu da herkesin eleştirisi. Şimdi İlker Yağcıoğlu'nun da konuşması var. Arkadaşlar bakın ben tek tek e, o yazar bunu demiş, bu yazar bunu demiş değil. Ben burada önemli bir şeyleri konuşuyorum. iki puan hocaya yazar diyor. Saygı duyduğum bir isim ama kaybeden iki puan İsmail Kartal'a yazar. Koruma adaletinde terazinin dozu kaçtı. Haksız mı? Bence yüzde bir milyar haklı. 5 haftadır gol atamayan bir santrafor var. Rakip ceza sahasına çok girmeyen bir adam var. Sürekli onunla başlıyorsun. Ben bir şey duydum. Arkadaşlar Tadiç ve Ryan Kent arasında bir sıkıntı duydum. Yani arasında kavga gibi bir şey duydum ama bunu doğrulatamadım. Şimdi ben bunu söylesem diyecekler ki Fenerbahçe düşmanı mısın? Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Ryan Kent ve e, ee, kavga edebilir. Bunda bir abeslik yok. Takım içinde böyle şeyler olur. Aile içinde de olur. Ama eğer bu sürdürülüyorsa İsmail Kartal bu yüzden oynatmıyorsa işte bu İsmail Kartal'ın da Fenerbahçe'ye ihanet olur. Ya Batshuayi gibi oyuncum var. Girdiği her maçta gol atıyor, bilmem bir şey yazıyor. Fizik olarak iyi. Birinci yanlışı bu diyor mesela. Şimanski ortalarda yok. Kaan'ın gibi onu çıkartmıyor. İrfan Cengiz, Cengiz İrfan. Ve e, Cengiz kötü oynar çıkarsın anlarım ama öyle bir şey de yok. Değişiklikler klasik diyor. Hocam Cengiz kalsaydı kırmızı yiyecekti. Vallahi buyursun yesin. Şampiyonluk maçında satıyorsa Mert Hakan'ın yedi e, aynısını yer. İsmail çıktı rakip daha çok geldi. Ben o gün Twitter'da da yazdım. İsmail'i sakın çıkartma diye. Ya alan ya daha fazla geldi. Orada risk aldı. Bak ben şunu söyleyeyim. istediğiniz kadar tartışırım. İsmail Yükse'yi 6 numara oynatmayan kişi öküzdür net öküzdür. Artık hocalığı şunu bunu geçtim. İsmail Yüksek Türkiye'nin en iyi 6 numarasıdır. Ben İsmail Yüksek'i 6 e oynatmıyorum 10 oynatıyorum diyorsan bu öküzlüktür. Ben altı oynatmıyorum 8 oynatıyorum diyorsan bu öküzlüktür. Ha dersin ki kurun içi İsmail'i yan yana koyayım ikisini de 8 oynatayım. Bu da bana göre hani öküzlüktür ama bir öğlüktür. Ya Türkiye'nin en iyi ön liberosu 6 numarası sende. Türkiye'nin en iyi 10 numarası Şimanski sende. Sen şunu düşün. Fred yokken ben bunların bağlantısını nasıl arttırabilirim? Bunu çöz. Kurun içi serbest oynat. Bak Kuruniç defansa yardım etmeyi seven bir oyuncu değil. Ama ayağı çok iyi pas yapabilen, hücumda çoğalabilen bir oyuncu. Biz Zayt'sı niye oynattık? Zayt birdenbire bitiyordu ceza sahasının içinde çevresinde. Bir vuruş bitti. Maç koptu gitti. Aldın maçı. Kuruniç de böyle oyuncu. Lan Kurun içi 8 oynatalım. Bak taraftar ana avrat sövmeye başlar. Eğer 6 oynatmaya sürdürürsen İsmail'e de söverler, Kurun içe de söverler. Türkiye'nin en iyi 6 numarası İsmail Yüksektir. Oynat İsmail'i. E. Adam İsmail şöyle. Bak Fred döndüğü zaman eğer biz geri zekalıysak, eğer biz futboldan taktikten anlamıyorsak yani eğer biz anlamıyorsak, İsmail Kartal anlıyorsa biz ayvayı yedik. iç Fred, Şimanski oynatırsan delik deşik olursun. Her maç fark, fark yersin. Fred'in oynadığı maçlar kaybetmiyoruz diyorsun ya her maç kaybedersin. Fred kırılgan orada İsmail topluyordu. Bak dün ben Alanya maçına ilgili şunu söyleyeyim. Kurun çıksaydı. İsmail Şimanski olsaydı. Borvet Batşuay Ceko hiç sırıtmazdı. Çünkü Kurun için vasfı yoktu dün. A, orta sahada vasfı yoktu. Ben bunu ısrarla söylüyorum arkadaşlar. Bak akıl tutulması. Kendi alıp Ceko'yu çıkartmak falan. Kendi sahanda Samsun'a Alanya'ya 4 puan kaybediyorsun. Ben Galatasaray orada yeniyorum. Yeneceğim diyemiyorsun. Diyemiyorsun. Ya Fenerbahçe'nin defanstan oyun kurmasını engellediler. Şöyle yaptılar böyle yaptılar. Şimdi bir de Lazio olayı çıktı. Bak ben yanlış anlamayın. Benim tabirlerim biraz ağırdır ama net söylerim. Dolan başta değil. Rize maçında adım soyadım kadar eminim. İsmail Kartal riske girmeyecek. Ezber. Kadroyu söylüyorum. Şimdiden bugünden söylüyorum ama yine aynı kadro. Bir tek İrfan Can oynar sağ kanatta. Cengiz oynamaz. Forma adaleti olan bir İsmail Kartal. Sağ beke o sağ iyi koyar. Sol beke Belki Ferdi, belki Osterwolde'yi koyar. Sen ciddi bir hata yaptın Ferdi diyebilir. Ama Ferdi olması da bu kez Akın sürekliliği olmaz. Bak size bir şey söyleyeyim. Sola at Ferdi, sağa at Osayi. Çağlar Diciku, Antalya'da işe yaradı deplasmanda. Kadıköy'de yaramadı. Kadıköy'de Bonucci'yi oynat. Sakın bak Kadıköy'de Bonucci'den başkasını oynatma. Deplasmanda yine Çağlar Cicu oynat. Sağda Osayi, solda Ferdi ile başla. Kanat bekleri bindirme yapar, orayı otoban yapar. Tadiç, Ferdi Tadiç eğer otoban yapacaksa Tadiç o zaman işe yarar. Ama bana kalırsa Tadiç'i kes kenti oynat. Rakip senin Tadiç'ine tedbir alacaktır. Kentini almaz. Al sana sürpriz. Sağ tarafta muhtemelen %99 İrfan oynatacaksın. Olur. İrfan Can kreatif açıcı o sayı koşucu. Olur. Orta ikili daha doğrusu orta üçlü. Ben çok enteresan bir şey söyleyeceğim size. İsmail 6 numarada. Bak İsmail 6 numarada, Zayt 8 numarada, Şimanski 10 numarada oynatalım. Tabi Zayt'ın lisansını falan dondurmadıysak. Hocam sen ne saçmalıyorsunuz? Zayt oynatılır mı? Zayt topçu mu? Zayt öyle mi böyle mi? Kur'un içi oynatırsak Kur'un içi kaybederiz. Hele hele Kur'un içi 6'da oynatırsak Kur'un içi kaybederiz. Kur'un içi kaybederiz ben size söyleyeyim. Bak bir önceki videoda da söyledim. Muhtemelen dikkatinizden kaçtı arkadaşlar. Bir kez daha söyleyeyim. Bak kurun çok iyi 8 olur. Hele hele kurun iç e, Fred'in yokluğunda biraz daha şey yaparsa şeyler olur. Ama kurun 6 oynatırsak kurun kaybederiz. Onu da özellikle ve özellikle söyleyeyim. Şimdi İsmail Zayıs'ı niye söylüyorum biliyor musunuz? Zayıs dönenleri falan tamamlar. Kurun için üstteki baskıyı da alır. Kurun ben nereye geldim diyordur. Ulan ben bu kadar stresi yaşamam diyordur. Ama İsmail 6 olur orayı toparlarsa oraya bir toparlayıcı daha lazım. Bence Kurniç bu işi yapabilir. İsmail Kurniç Şimanski elbette olabilir. Peki İsmail Kurniç Zayis'la çıksa 3-8. Ben bir şey söyleyeyim mi? Merkezi kapatan takımlara karşı al sana merkezi kapatma. Ama Şimanski'nin yardımı var. Şimanski'yi de keseceğini zannetmiyorum. Fakat ben olsam Tadıç'ı keserim. Sağda İrfan'ca. Forvet'te kat iyiyen kesinlikle %1 milyon Batu Şua ile başlarım. Ha deplasmanda Ceko ile başlayıp Batu Şua'yı almak işe yarıyor. O ayrı mesele ama ben olsam böyle başlarım. Fakat İsmail Kartal'ın başlayacağını düşünüyor musunuz? Asla. İşte büyük teknik adamlık da burada ortaya çıkar. Lazio'dan Ryan Kent açıklaması diyor. Lazio başkanı Claudio Lotito Kent ile ilgili bir şeyler söylemiş. Demiş ki Ryan Kent'e transferden vazgeçilen neydi bilmiyorum. Ve umurumda bile değil. Çünkü bu sıfır maliyetli bir fırsattı bir fazlalıktı. Takviyeye ihtiyacımız yoktu. Çünkü odaklandığımız ve hala çok beklediğimiz bir grubun gücüne inanıyoruz demiş. Ee, son anda karar değiştirmişti. Bir gol iki asist. Şimdi arkadaşlar bu açıklamayı şöyle okuyor Galatasaraylı arkadaşlar. Diyor ki Ali Koç para vermiş. Demiş ki kenti alın. Bedavadan oynatın. Ulan birincisi sizin konuşmaya zaten yüzünüz hiç olmaması lazım ama hala bu yüzü nereden buluyorsunuz onu anlamıyorum. Saka boyayı satıyorsun herifler. Alman basında diyor ki bizim maliyetimiz 22 milyon euro diyor. 22 milyon euro. Biz sosyal medyaya bakıyoruz. 30 artı 5 çıkıyor. 30 artı 5 açıklanıyor. Yani Bayemül'ü bizim maliyetimiz 22 diyor. Ben bilemem. Doğrudur, yanlıştır, yalandır. Ben bilemem. Öbür eleman neydi o? Bakan boyu gönderiyorlar. Adam diyor ki bizim maliyetimiz falan yok diyor. Biz yıllık ücretini falan ödediler diyor. Biz bonservis olarak 2 milyon euro anca verdik diyor. Orada yazıyor 5 milyon euro kiralama artı 5 Opsiyon. 5 i̇şte milyon bonservis 5 opsiyon. O 5 zaten olmayacak şeyler diyor. Ya arkadaşlar bakın başka Fenerbahçe yok. Gözümüzü gerçekten de Fenerbahçe'ye dikmemiz lazım. Ben Fenerbahçe taraftan bir şey istiyorum. Yani ee, ben şunu söyleyeyim size. Fenerbahçe taraftarı Gelin bir haftalığına iki haftalığına Galatasaray'ı destekleyin. Yani bizim desteklediğimiz topraklarda ot bitmiyor. Maşallah Maşallah dediğimiz 3 günden sonra ölüyor. Ulan geçen Nijerya maçını izledim. Ulan Nijerya'yı izleyince şey yaptım. Neydi onun adı? Nijerya'yı tutayım dedim. Ulan fil dişi kazandı. <laughs> garip gerçekten garip. Yani bizde böyle bir şans var. Bizde böyle enteresan bir olay var. Gerçekten bizde böyle yani tuhaf bir negatif enerji var. Ben size bir şey söyleyeyim. Biz Galatasaray falan desteklersek emin olun Torreira falan sezonu kapatır. Bir maçtana destekleyin. Aklınız hayaliniz dur. Bak Torreira falan sezonu kapatır. Ciddi söylüyorum futbolcular birbirine girer. İlk maçında 5 tane yemeye başlar teknik direktörü. Bilmem bir şey yapar, onu yapar, bunu yapar. Ya bunlar tabii işin şakası bir tarafı ama bu arada Ank Ankara'da oynanacakmış Galatasaray'ın Ankara gücü maçı Eryaman Stadyumu'nda arkadaşlar bilginiz olsun. Değişmemiş. Ben bunu da size ek bir bilgi olarak vereyim. Allah herkesin gönlü muradını versin. Fakat benim beni rahatsız eden malum bir şahsın çıkıp da diriliş, yeniden diriliş falan filan olayları biraz ya tabii ki de ben bunu Galatasaray'dan haberlerini şundan buna bağlamıyorum. Onu geçin. Anlatabiliyor muyum? Ben o işin orasında şurasında burasında değilim. Ama beni rahatsız etmeye başladı. Yani birdenbire durup 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 yıllar sonra birdenbire çıkması hem de bu minvalde çıkması ilginç yani bir şey diyemeyeceğim. Ama gerçi biz Mehmet Büyükekşi'den dolayı hani Türk futbolunun zaten nasıl bir eee rezalet içinde olduğunu biliyoruz. Bakalım arkadaşlar her şeyin hayırlısı olsun. Bir de bir şey söyleyeyim. Jesus'un değerini anladınız mı? Ahraz Bahçeliler yazmış biri de. Ben gerçekten anlamadım. Hangi değeri vardı? Kadıköy'de sen Beşiktaş'a önde olduğun, rakibin 10 kişi kaldığı maçta derbi verdin, hediye ettin. Giresun'a, İstanbul'a, şuna buna hani Ümraniye'ye hediye ettin puanları. Anlatabiliyor muyum? Galatasaray maçında varlık gösteremedi. Evet hocam İsmail Kartal da göstermedi. İsmail Kartal'ın yani varlık gösteremedi dediğim maçta Galatasaray yerden kalkmadı. Yani sağ olsun hakemlerin de şeyi çok maşallah desteği çok fazla. Ben bir şey söyleyeyim size. Fenerbahçe bu sezon evinde birkaç maçı kaybetti, puan kaybetti. Yani Trabzon'a yenildi. Puan kaybettiği maçtan ortak özelliği şu. Rakipler geliyor, yerde yatmaktan top oynayamıyor. Hakemler de buna müsamaha ediyor. Ve müsamaha gösteren hakemler hep bu maça atanıyor. Müsamaha gösterecek, göstermeyecek hiçbir hakem bu maçlara atanmıyor. Deplasmandaki maçlara bakın. Kendi seyircisi önünde oynadıkları için takımlar kendini yere atmıyorlar. Fenerbahçe o yüzden deplasmanda daha iyi. Ben size bu özel şifreyi söyleyeyim. Yani şu ana kadarki performans. Ama şunu asla ve asla unutmayın. Bakın ligin burası cadı kazanı. Ben Ankara gücünü saymıyorum. En azından Fenerbahçe'nin oyuncağı takımlar arasında saymıyorum. Bakın Samsun'dan yaptım. Alanya'yla yaptım. Gaziantep'le yaptın. Pendik evine gelecek. Konya deplasmanı. İstanbul evine gelecek. Kara İstanbul için en azından Hatay deplasmanı. Kayseri evine gelecek. Bu fırsatı değerlendirmesi lazım. Lig asla bitmedi. Ligde bir maç, bir galibiyet her şeydir. Fenerbahçe inşallah gitti galip geldi. Yani gitti Fenerbahçe galip geldi. Bu hafta sonu Rize'de galip geldi. Pazar günü Galatasaray Ankara gücüne 3-0 kaybetti. Bu sefer de şampiyonluk şarkıları söyleyeceksiniz. Bu kadar duygu değişimine girmeyin arkadaşlar. Yapmayın, etmeyin. Yani Jesus geçen sene Fenerbahçe bu haftalardayken kaç puan kaybettiğini bir bakın. Başka bir şey demiyor. İsmail Kartal'da şunu söylüyorum. Bir önceki videoda da söyledim. Yine söylüyorum. Şerefiniz varsa kalan bütün maçları kazanır şampiyon olursunuz. Tarihe altın harfleri adınızı yazdırırsınız. Gerisini de size bırakıyorum. Görüşmek üzere.